Sirius misyonu Tüm dünya insanlığının uyandırılışı başlatılmıştır. İnsanlığı kıyam ettirecek olan kudretli göksel hakikatlerin açığa çıkartılmasına çok az kala, dünya beşeriyetinin buna hazırlanmasına ihtar ederim. Tek tek tüm fertlerin kendilerini maddi ve manevi her şeyiyle yeniden ve tüm açıklık ve kesinlikle gözden geçirerek yakında açığa çıkartılacak ilahi olaylar, bilgiler karşısında yıkılmadan kalacak, fakat kendilerine ilahi bilgi ve bilgeliğe uyum sağlayabilecek bir duruma hızla getirmelerini ihtar ederim. Dünya halklarını sarıp sarmalamış olan satanizme üreten, oluşturan ve halkların gelişimini engelleyen karanlık çetelere yok edilecekleri günlerin geldiğini ihtar ederim. Dinler ve inançlar adına, satanizme hizmet eden din ve inanç adamlarına, tanrısal el almış birleştirici rehberin, tüm yeryüzünün mevcut beşeri realitelerini yıkarak tüm yeryüzünü kavrayacak olan göksel egemenlik çağını kurmak faaliyetlerine başladığını belirtirim. Tüm insanlığı tek bir inanç sistemi çevresinde birleştirecek olan ve alemlerin Rabbi Allah katından yeryüzüne indirilmiş bilgi kitabının mevcudiyetini tüm insanlığa bildiririm. Bilgi kitabının tüm insanlığı tek bir ilahi bilgi ve bilgelikle birleştireceğini bildiririm. Yakında bitecek olan yeryüzü evrim okulunu tüm dünya beşer kardeşlerimin başarıyla bitirerek kendilerini bekleyen yeni evrim okullarının ışıl ışıl planetlerine ışık kişiler olarak gitmelerini dilerim. Yazılar yerine gelecektir. Tanrının dediği olacaktır. Ön söz vazife başlamıştır. Rehber yeryüzündedir. Ülkemiz vazifenin merkezidir. Ülkemiz tüm dünya halklarına bir göksel rehberlik yapmak üzere çok uzun yıllardır yetiştirilmektedir. Bu konunun ise uygulaması çok geçmeden yürürlüğe konulacaktır. Ülkemiz örnek altın çağ ülkesi olacaktır. Ulusumuz örnek altın çağ ulusu olacaktır. Bu kutlu olguyu hiçbir beşeri güç veya gidiş artık engelleyemez. Çünkü her şey ve her şey bu olguyu gerçekleştirmek üzere tanzim ve tertip edilmiş ve bu amaç yolunda oldukça ileri, teorik ve pratik mesafeler kat edilmiştir. Şimdilerde ise en kutlu ve görkemli sonucun ortaya çıkartılması aşamasıdır. Bu aşamanın içeriğine ters düşen tüm kişisel ve toplumsal tasarruf ve tasallutlar kesinlikle ve kesinlikle izole edilmekte, edilecektir ve boşa çıkartılacaktır. Tanrı ülkesi olacaktır ülkemiz. Ve ülkemiz ulusu, Tanrı'nın seçilmişi olarak tüm dünya ulus ve haklarına göksel bilgi ve bilgelik öğretmenliği edecektir. 1. Bölüm Göksel Rehberlik ve Beşeri Evrim Her inanç sistemi, kendi yapısına ve öğretisine uygun bir son gün rehberi beklemektedir. Ve o inanç sistemlerinin tümü kendi mesihlerine özel ayrıntılarıyla nitelemiş, biçimlendirmiş ve tanımlamıştır. Fakat tümünde ortak bir yan bir kurtarıcı öğretmen bekleyişleri. Öte yandan bu inanç sistemlerinin bazıları beklenen kurtarıcıyı yalnızca kendilerine mal ederken yani milli bir varlık halinde görür ve göstermeye çalışırken diğer bazıları da ona uluslararası bir özellik vermekte ve onun tüm insanlığın kurtarıcısı olacağını belirtmektedir. Kuşkusuz bu sırada her inanç sistemi gene kendi mahiyet ve geleneklerine uygun bir takım söylence ve öykülerle hatta kehanetlerle o kurtarıcının çevresinde çeşitli spekülatif ve kültük alanlar meydana getirmişlerdir. İlginç bir husustur ki çoğunlukla görünürde birbirlerinden esinlenmeyen ve kaynaklanmayan bu inanç sistemlerinde daima bir son gün yargılanımı ve son gün kurtarıcısı gibi ortak kavram kabirler mevcuttur apaçıktır ki bu inanç sistemlerini oluşturan ruhsal planlar kendilerinin bağlı oldukları bir esas göksel tedris sistemine bağlı olarak fizik dünya üzerinde tesis ettikleri bu inanç sistemlerine hep aynı tema, kavram ve esasları her seferinde şu veya bu ayrıntı mizasenleriyle işlemişlerdir. Beşeriyetin böylesine mistik kültüvasyonlarla soyut yanları açık tutularak geleceğe, ve gelecekteki bazı önemli sonuçları içerik olaylara ait güçlü ve derin atavik imajlarla, arketiplerle beslenmesinden besbelli ki bir belirli amaç güdülmüştür. Göksel yöneticilerce son gün yargılanımı kavramı, son gün uyandırılışı kavramı, son gün kurtarıcısı kavramı. A. Niçin beklemek? Beşeriyet bir kurtarıcıyı niçin bekler? Ve o kutlu varlıktan ne öğrenmek, neler duymak ve neler görmek istemektedir. Oysa kendi inanç sistemlerini ve ona bağlı kendilerini öylesine bağnazlaştırmış ve yozlaştırmışlardır ki yeni bir inanç ve onun bilgeliğine tahammülleri yoktur. Bundan ötürü de yeni ve kutlu açık bilgi inanç sisteminin altın çağ göksel öğretisi ve onun öğretmeninin gelişi öyle pek beklendiği gibi hoş karşılanacak bir olay olmayacaktır ve o kutlu kişi de her zaman olduğu gibi inanç dağarcıkları temiz ve koşullanmamış beşer kitlelerine yapacaktır çağrılarını ve vaazlarını. Ve o vaaz ve çağrılar ve öğretiler ki tüm yobazlık, gerilik, cehalet ve koşullanmışlık çemberlerini ve kısır döngülerini imaj, amaç ve gidişini parçalayacak, çözecek ve yok edecektir. Dünya beşeriyetinin evrim düzeyi geridir ve bu yüzden beşeriyet kendilerine verilen tüm bilgi ve bilgeliği bu gerilik ve cehaletiyle daima bozmuştur. Dinler, görkemli bir bilgelik, kardeşlik, dostluk ve erdem vazetmiş ve onların yüksek rehberleri nice kutlu örnekler olarak beşer kardeşlerine ancak beşerlerin olabilecekleri kadar örnek teşkil eden ve bu dinsel öğretilerin bilgelik bilgeliğine uygun yaşantı ve yaşamlarla esası göstermişlerken beşeriyet bunlarla değil, kendi geriliklerinin oluşturduğu ilgisiz, asılsız merasim, tören ve yorumlarla konuyu teori ve pratikte dejenere etmişlerdir. Yol bir iken bin edilmiştir. Esas belirliyken belirsizleştirilmiştir. Amaç rejenerasyon iken dejenerasyona gidilmiştir. B. Dünya öğretmeni ve gelişi Göksel yazıların yerine gelmesi için fakat sanıldığınca şaşa ve gösterişler olmaksızın ve olanca bu altın çağ bilgi ve bilgeliğine yaraşır biçimde dünya öğretmeninin barış ve kardeşlikten, toplumculuk ve özgürlükten, gelişim ve ilerlemeden, bir yürekten gülmekten ve gök olmaktan yana olarak ve ışınmaya elverişli beşeriyet için kalenderce çıkması söz konusudur. Ve onun insanlığa, bilgilik açısından Hz. İsa ve Hz. Muhammed gibi yüksek varlıkların yolundan öte bir şey söyleyip, göstereceği bir ilahi kimlik ve öğretisi yoktur. Çünkü dünya beşeriyetinin, sadıklar planının söylediği gibi, Hz. İsa'nın söylediklerinden ve Hz. Muhammed'in yaptıklarından daha fazlası olması beklenmiyor. Dolayısıyla beklenen dünya öğretmeninin daha fazla veya daha eksik bir bilgelik vaaz etmesi ve göstermesi beklenemez. Altın çağda tüm elverişli beşer ve beşer kitlelerinin kendilerine göksel öğretmenlik için beklenen dünya öğretmeninin prototip bilgisini vereceği kadar bir bilgeliğe ulaşmaları söz konusudur. Bu bilgelik ve olgunluğa ne var ki, beşeriyetin kendilerine verilecek altın çağ bilgi ve bilgelik öğretisiyle bizzat kendilerini kendilerinin ulaştırmaları gerekmektedir. Yani kendileri, bizzat kendilerinin öğretmenleri ve rehberleri ve yetiştiricileri olması gerekiyor. O yüzden niçin kendilerinden değil de dünya dışı yüksek rehberlerden hala yardım beklemek? Yüksek rehberler gene de büyük sayılarda olmak üzere insanlığın içinde ve dışında yani bedenli ve bedensiz olarak tasavvur edilemez yardım ve himayelerle insanlığın sürekli yardımcısıdırlar. Fakat insanlara ve insanlığa gerekli esas yardım bizzat ışıtacakları kendi kişilik ve yüksek benliklerinden gelecek yardımlardır. C. İnsanlık ve bilgeliği kendilerinde bulmaları. İnsanlık, kendinin ulaşmak zorunda olduğu bilgeliğe, ona sahip varlıkların ışığı içerisine girip, gene de olduğunca kalma hastalığından kurtulmak zorundadır. Bir yerden sonra yürümeyi öğrenebilenlere artık yürümek öğretilmez sürekli olarak. Kendini başkalarında bulmak nice hastalıklı bir davranış ise yeryüzüne gelebilecek en yüksek varlıkların gelmiş buncasının tüm ayrıntı ve esaslarıyla göksel bilgeliği çeşitli olarak teori, pratikleriyle vaz edip göstermelerini görmezlikten gelerek halen göklere bize bir kurtarıcı gönder diye yalvarıp ağlaşmakta öylesine anlamsız ve tuhaftır. Her şeyin insandan çıkıp insana döndüğü bir evrensel yasa ile işleyen toplumsal yapıların ve toplumsal ilişkilerin iyileştirilmesi, adil olarak düzenlenmesi, gene o toplumun insanların kişiliklerinin olgunluklarıyla oranlıdır. İnsanlar kendilerini kendilerinin kurtarması ve kişiliklerini temizleyip olgunlaşmak zorunda olduklarını kabul etmelidirler. Başka türlü nasıl olabilir ki? Nice göksel varlıklar gelse de Onların ışık tohum saçacakları kişilikler kayalardan oluşmuş tarlalara benziyorlarsa o bilge rehberler niçin gelsinler ve ne yapabilirler bu durumda? İnsanlık bilse ki zaten tüm yeryüzü en içten en dışa değin son derece yüksek varlık sistemlerinin şuur, kişilik ve faaliyetleriyle kuşatılmıştır. Gören gözler onları görmektedir ve hatta bedenli bir kurtarıcı veya dünya öğretmeniyle kişiliklerdeki ve toplumlardaki hastalıklı unsurlardan, ilişkilerden ötürü karşılaşmaktan utanarak böyle bir şeyin zamansız olmaması için göklere dua etmeli ve eğer görülecekse dünya öğretmeninin karşısına tertemiz ışık varlıklar olarak çıkılmalıdır. O zaman insanlar görecektir ki aradıkları her şey ve her neyse hep kendilerindedir. De kimse kimseye şefaat edemez. Beşeriyet bu altın çağda iyice görüp benimseyecektir ki evrende hiçbir şekilde kayırmak, korumak, ayrıcalık ve uyumsuz benzeri ilişkiler ve işleyiş yoktur. Buna bağlı olarak kimse de kimsenin yerine evrimleşmediği ve herkesin evriminin kendine özgü olmasından ötürü kimsenin kimse için bir şefaati ve yapay ilgisi geçerli değildir. Herkes yere kendi bacaklarıyla basıp göklere kendi elleriyle tutunacaktır. Bunun bir başka türlüsünü düşünmek ve zannetmek ancak gaflettir. Özellikle bir evrim siklusunun son aşaması, varlıkların kendilerini her şeyleriyle ortaya serdikleri bir kişilik ispat ve o devreyi bitiriş son sınavlarının yapıldığı bir ayıklanma dönemidir. Herkes kendi kişiliğine edinmek zorunda olduğu hayırlı ve hayırsız yüklerle bu devreyi bitirecek veya bitiremeyecektir. Bu sırada her varlık hak ettiği ve istediği oranda kuşkusuz emek ve çabanın oluşturacağı hak ve liyakat faktörlerine bağlı olarak ölçüsüz derecede maddi ve manevi yardımı kendine cezbedilerek böylece bu son günlerin, son enkarnasyonların ve son fırsatların büyük rahmetlerini bilgi ve bilgelik üzere edinip kendini yeterince ışıtıp ışık varlıklarının planetlerine ve toplumlarına katılmayı kendilerine mukadder kılabilir görülüyor ki bu olguda bir varlığın olgunlaşmadan hiçbir şekilde ve var olmayan imtiyaz ve kayırma ile bu devreyi başarıyla bitiremeyeceği ortadadır. Dolayısıyla bu durumda o varlığın hangi özellikleri kendine bir imtiyaz kazandırabilir? Yegane şefaat, kişinin edinmiş olduğu bilgi ve bilgeliklerin sınavlarından başarıyla geçiş olan kişinin kendine karşı oluşturduğu doğal şefaattir bu dünya okulunu bitirmek için. E. Varlıklar ve yaratılışsal eşitlikleri Kimse kendine şu veya bu türlü bir üstünlük veya aşağılık statüsü vermemelidir. Yaratılış bakımından tüm varlıklar eşittir ve varlıkların evrimsel düzeyleri daha geniş evrensel siklus ve yollarda relatifleşir. Kimin altta veya kimin üstte olduğu bilinmez ve hiçbir varlık bir diğerinden veya diğerlerinden sonsuza değin üstün evrim düzeyli kalamaz. Tüm varlıklar birbirlerini çeşitli evrim süreçlerinde ve mekanlarında geçerler. Böylece evrimsel liderlikler terolatifleşir varlıklar için. Öte yandan sonsuz evrimin sonsuz süreçlerinde oluşan bu rolatif evrimsel düzeyler olgusunun yanlış bir düşünüş ve tavırlanış ile o anda içinde bulunulan hiyerarşi ve evrimsel düzeyin varlığı olmaktan kaçınmayı ve spiritüel hiyerarşik otoriteye de bir başkaldırı gerekçesi olarak benimsenmesi, hem pratik hem de teorik olarak yani soyut ve somut yaşantı ve yaşamlarda yıkım ve bozgun getirir. Bizim söylemek istediğimiz şu ki, her varlığın önünde sonsuz evrim ve onun her varlığa eşit olarak tanıdığı tüm olanaklar, tüm evrim düzeyleri, statüleri, gelişim ve yücelik vardır. Dolayısıyla tüm varlıklar karşılarında özlenme hayranlıklar duydukları yüksek bilge rehber ve öğretmenler olmaya adaydırlar. Yeter ki bunun doğal yolunda ilerlenilsin, herkes için açık olan bu sonsuz gelişim yolunda olanca bir diğer varlıklara dönük olsun. Evrenlerin, daha doğrusu yaratılışın en kutsal faaliyetlerinden ve en önemlilerinden biri hemcinslerine yardım etmektir. Evrenlerde... İki tür olan varlık sistemlerinin alanlar kısmından verenler kısmına geçmek kadar kutlanızı çok az beşeri husus vardır. Esas hakikatlerin vermek üzere belirlendiği evrenlerde varlıklara yapılan ve yapılacak tüm yardım, destek, yoldaşlık ve himayeler ile ancak ilahi hak ve liyakatlere sahip olunur. Ve ancak ilahi mekanların yükselen hiyerarşileri içinde varlıkları bu özellikler yükseltir ve terfi ettirir. İkinci Bölüm Göksel ve Yersel Vazife Mekanizmaları A. İlk inisiyasyon Aşaması Beşeriyeti yeryüzünün kendi seviyelerinden kendilerine hitap eden bazı ilahi irade yasalarının genel ilke, kural, bilgi ve pratiklerine uygunlaşıncaya kadar ve onlar ile uyum sağlamak için uzun ve zorlu bir evrim siklusu içerisinde tutulmaktadır yeryüzünde. Bu yüksek yasaların ideal varlıkları oluncaya değin ise şunca bilinen ve bilinmeyen beşeri tarih boyunca görülen ve bilinen çeşitli içerikli, yönlü, vasıtalı manipülasyonlar yaptırılmaktadır kendilerine yani dünya beşeriyetine. B. Demirça, İlahi irade yasalarına uyum sağlamayı teorik ve pratik olarak öğreninceye değin geçen zorlu, amansız uyumsuzluk dönemi çağımızda son anları yaşanan demir çağını oluşturmuştur. Bu çağ aynı zamanda beşer varlıkları için daha yüksek bir karmik aşamaya girişin de liyakat ve hak koşullarının oluşturulduğu bir hazırlık dönemi olmaktadır. Bu evrim okulunun son dönemi olan önümüzdeki yüksek uyanış periyodu, diğer adıyla altın çağda olanca temiz ve pak olunması için tüm geriliği oluşturan ağırlıkların da bu demir çağ döneminde atılması gerekmektedir. İşte bu vetire, mevcut dönemi gördüğümüz gibi bir kaosa sokmuştur. Bu ağır kaosun ardından kuşkusuz görkemli bir uyanış ve bilgelik gelecektir. C. Spiritolojinin ortaya çıkışı. Spiritizm çağrının 1800'lerde açılacak bu göksel kainat ile dünya beşeriyetine ulaştırılmakta olan bilgi, gözlem, kavram ve hakikatler ile beşeriyetin bedenli kişiliğinde bir yüksek spiritüel yapı ve nitelik oluşturulmak istenmektedir. Bu olgu dünya beşeriyetinin yüksek evren realitelerine doğru çekilmesi için bir başlangıç girişimi ve uygulamasıdır bu uygulamanın Dünya Evrim Okulu'nun bitimine doğru olan kıyamet aşamasını oluşturması onun nice yüksek ve önemli olduğunu belirtir. Spiritizmin ortaya çıkartılışı hiç kuşkusuz onun genel plan ve programları ile ilgili bir dünya üstü organizasyonun varlığına bağlı olmuş ve olmaktadır. Bu organizasyon, Dünya Rab mekanizmasına bağlı yönetici hiyerarşinin ilgili bürosu tarafından kurulmuş ve işletilmektedir. Ve bu ruhsal büro, bünyesinde bulunan çok yüksek evrim düzeyli beşer ve beşer üstü varlıklarıyla ve son derece yüksek bir spatyon vibrasyonel seviyesinden tüm yeryüzünü tamamen kuşatarak bu işlevi yani spiritizm ekolünü oluşturmuş ve onun yüksek rahmetini beşeriyetin evrim yolunda beşeriyetin evrimine mal etmektedir. D. Parapsikolojinin ortaya çıkışı Parapsikoloji, beşeri bedensel yetenek, yapı, olanak, evrim, oluşum ve davranışların engin evrelerine doğru yönelerek, varlık ve öz varlık hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamak için, dünya insanların altın çağdaki bu uyanış ve bilgi döneminde bilinç, algı ve gözlemleri önüne konulan ikinci evrensel gelişim yoludur. Bu çalışmaların da yeryüzünde belirli bir göksel program dahilinde ve dünya yönetici Rab mekanizması emriyle ona bağlı yönetici hiyerarşinin bir bürosu tarafından oluşturularak varlıkların evrim yollarında bir kıyam ettirici çığır olarak ortaya konulması sağlanmaktadır. Yeryüzünde parapsikoloji bilimiyle beşer varlıklarına, beşeri varoluşum ve çeşit oluşumlarının derin köken, gizlerinden nasıl kaynaklandığına ilişkin bilgi, anlayış ve deneyim olanakları verilmektedir. Bu bilimin tüm dünden bugüne geçirdiği süreç boyunca bünyesinde saklı bulunan göksel mesajın çekilip çıkartılması gerekmektedir. Beşer varlığının soyut ve somut engin bünyesi içinde nice evrensel bir sonsuz yapı ve mükemmellik taşıdığını ve bu görkemli bilgeliğin nice yüksek anlayış, bilgi ve bilgelikle değerlendirilmesi, ondan evrim için yararlanılması gerektiğini, insanla şu küçücük gelişimi içinde bile olanca açıklıkla gösterebilmektedir parapsikoloji. E. Ufolojinin ortaya çıkışı Uzaylılar dediğimiz diğer planet ve yaşam mekanlarının yüksek beşer varlıkları uzun bir zamandır yeryüzü üzerinde çeşitli vazifeler görmektedirler. Bu vazifelerinde onlar hiçbir zaman kendi başlarına hareket etmemektedirler çeşitli şekillerde dünyanın yüksek yönetici rehberleri tarafından kendilerine verilen tüm ayrıntıları belli vazifeleri, yeryüzünde bildiğimiz ve bilmediğimiz olay ve yerlerde gerçekleştirmektedirler. Bir de kendileri bir vazife almadıkları halde yeryüzünü etüt eden çeşitli planet ve sistemli uzaylı varlıklar vardır ki onların da tüm faaliyetleri tamamen dünya yöneticileri tarafından kontrol altında tutulmaktadır yani hiçbir ufolojik fenomen kendi başına ve yüksek yönetici iradenin denetimi ve gözetimi dışında vuku bulamamaktadır. Tüm bunlar dünya beşeriyetine ufoloji vasıtasıyla bir mesajın, bir bilginin, bir uyandırıcı etkinin tedricen aktarılması ve verilmesi için dünya yönetici rap mekanizması emriyle ona bağlı yönetici hiyerarşinin bir bürosu tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısıyla bu ruhsal büro, yeryüzü üzerinde uzaylılar olayını öylesine bir şekilde tezahür ettirmektedir ki, bunun sonucu olarak da ufoloji bilimi tam bu ruhsal büronun istediği şekilde bilgi, bulgu, gözlem, deneyimler ve mesajlardan oluşmakta ve böylece bir nicelik ve nitelikle tüm dünya beşeriyetine bu kıyam ettirici empülsler ve rahmet enerjiler ulaştırılmakta ve aktarılmaktadır. F. Spiratoloji, Parapsikoloji ve Ufolojinin Esas Vazifeleri Çağımız ne mucizeler beklenecek ve ne de varsa onların ayrıntıları ile uğraşılacak zaman değildir. Ufolojinin bizzat kendisi, Spiratoloji ve Parapsikolojinin bizzat kendileri birer en büyük mucizedirler. Fakat içeriklerinde tüm insanlığa bilinçleniş, idrakleniş, bulunçlanış bilgilerini veren, yüksek evrim ve sonsuz gelişimi gösteren, barış, kardeşlik, dostluk, özgürlük ve toplumculuğu öğreten mesajlarla dünya tüm insanlığı için son olan yüce mucizelerdir. Spiritoloji, parapsikoloji ve ufoloji konularının esas moral yanlarını, evrim ve gelişimi, uyanışı sağlayacak temalarını sürekli olarak ortaya koyup onları vaz etmek gerekir kitlelere. Yarınlarda görülecektir ki en esas konu beşer kardeşlerimize yardım etmektir. Bu yardım onların evrimlerine katkıda bulunmaktır. Evrime katkıda bulunur ancak ve ancak kişileri spiritüel realitenin insanı yapacak şekilde eğitmek ve yetiştirmektir. Bunu ise özellikle ilk elde yüksek moral hakikatler ile onların hayata geçirilmesi yani pratikleri sağlar. Ofoloji söz gelimi asıl tema olarak evrimin sonsuzluğunu, gelişim hakikatini evrenlerin meskün olduğunu ve diğer planet sakinlerinin yüksek yaşam standartlarının bilgeliklerini aktarmalıdır ilk elde. Parapsikoloji söz gelimi asıl tem olarak varlığın görkemli bir kompleks ve çok yanlı olduğunu, organizmanın bilgece kullanılması gerektiğini ancak ruhun bir vasıtası olduğunu anlatmalıdır ilk elde. Spiritoloji söz gelimi asıl tema olarak İlahi hiyerarşileri, yaşam çemberlerinin karmik yapısını, varlığın ilahi kökenini, yaratılışsal ilahi düzenleri ve varlığın bunlar içindeki yerini tanıtmalıdır ilk elde. G. Altın Çağı Doğru Bu barbarlık demir çağı ardından oluşacak, kurulacak olan kutlu bilgelik dönemi, diyalektik yasa ve işleyiş uyarınca şimdiki çağın içinde sessiz ve derinden filizlenmeye başlamıştır zaman, mekan ve gerek koordinatlarının kesişim gününde ise, opansız ve birden tüm yeryüzünü kucaklayıp ışığıyla sarıp sarmalayacak olan altın çağ dönemi, yüksek kozmik bir olayın tüm insanlığın önünde oluşturulmasıyla başlatılmış olacaktır. Altın çağ, tüm insanlık için bir barış, kardeşlik, yardımlaşma Özgürlük ve dostluk dönemi olarak bu bin yıllardır peşinden koşulan ve özlemiyle yanılıp tutuşulan yüksek erdemlerin, teori ve pratiklerinin sürekli güncelleştirileceği bir arınış, ışığış ve yükseliş aşamasıdır. Bu çağın böyle olmasını sağlayacak tüm hususlar ve vasıtalar, için için ve lokal üniteler halinde yeryüzünde bir zamandır vardırlar. Fakat halen onlar yarınlardaki esas statü ve nitelikleri bakımından daha ilkel ve az bilgili, az ışıklıdırlar. Onlar gerçek yapılarına, kozmik ışık kitabı dünya insanlığına verildiğinde kavuşacaklardır. Onlar ideal bir prototip ve kozmik inisiyasyon merkezinin örnekleri olarak ışık yayıcı faaliyetlerine bir hakkın ancak o zaman başlayabileceklerdir. Altın çağın oluşması kesin ve kaçınılmazdır. Bilinçli ve vicdanlı kişilerin bu güzelim apaydın dönemin gelişini ve oluşmasını sağlayıcı olan yüksek faaliyetlerle altın çağ göksel realitesine yakın ve uzak çevresini anlatmaya başlamaları zamanı gelmiştir artık. H. Altın çağ ve insanlığın durumu Yeryüzünde her şey dünya insanlığının evrimi içindir. Ve yeryüzünde olmuş ve olan her şey gene insanlığın ferdi, kolektif eylem ve faaliyetlerinin sonucu olmuş ve olmaktadır. İnsanlığın genel faaliyetlerinden oluşan sebeplerin sonuçları gene insanlığın üzerine onun evrimi için yöneltilmektedir. Bu yöneltilenler şunlardır. a. Doğa olaylarıdır. b. Sosyal olaylardır. c. Psikolojik olaylardır. d. Kozmik olaylardır. e. Spiritüel olaylardır. Görülür ki, Tüm bu genel ve esas faktörlerin nitelik, nicelik, biçim, içerik ve etkileri gene insanlığın somut ve soyut tavırlarıyla, faaliyetleriyle şu veya bu türlü oluşturulmaktadır. Kısaca talebin durumuna uygun olarak arz ortaya çıkmaktadır. Bu evrensel işleyişin böylesine gerçekleştirilmesi için yeryüzü görünen ve görünmez vibrasyonel boyut ve mekanlardan, dünya idareci Rab mekanizmasına bağlı olarak çalışan İdareci hiyerarşik mekanizma, yeryüzünü en içten en dışa ve de en dıştan en içe, tam tasarruf, hak ve iktidar ile sarmış, kuşatmış, hakeme sahip olarak düzenlemekte, denetlemekte ve gözetmektedir. İnsanlığın dışından insanlığa ancak yardım, himaye, bilgi ve uyarı yapılmaktadır. Dolayısıyla asıl iyileştirici tedavi ve emek, insanlığın içinden çıkmak, insanlığın genel geriliğini oluşturan tüm hususları sergileyerek onların ortadan kaldırılmasına çalışmak, insanlığın genel kişiliğindeki hastalıkları iyileştirmek ve karanlıkları ortadan kaldırmak zorundadır. Şu anda yeryüzündeki tüm barbarizm ve karanlıklar, insanlığın ve insanların kupkuru ve geri ve çoğu karanlık, bilgisiz ve cahil kişilerinden ortaya çıkmaktadır. Böylece görülür ki, insanlığın ortak ve en amansız düşmanı gene insanlığın ta en içindedir. Bu düşmanla savaşılmaktadır yeryüzünün her yanında. Öte yandan tüm varlıklar tanrı tohumu olan ve bir hakkın eşit ve aynı ışıl ışıl ruhlara sahiptirler. Ne var ki ruhların görgü ve deney noksanlığı onların o anda aralarında relatif evrim farklılıklarını oluşturmaktadır. Bir x ruhun maddi deneyimler sonucu olan beşeri kişiliğinin belirli konulardaki bilgi ve deneyimler noksanlığından kişiliğinde şu şu eksiklikler ve mükemmellikler vardır. Bir y ruhun maddi deneyimler sonucu olan beşeri kişiliğinin belirli konulardaki bilgi ve deneyimler noksanlığından kişiliğinde şu şu diğer eksiklikler ve mükemmellikler vardır bir Z ruhun maddi deneyimler sonucu olan beşeri kişiliğinin belirli konulardaki bilgi ve deneyimler noksanlığından kişiliğinde şu şu bir diğer eksiklikler ve mükemmellikler vardır. Apaçıktır ki tüm çelişkiler, uzlaşmazlıklar, sürtüşmeler, gerilik ve nefsaniyetler işte ancak bu çeşitli nicelik ve niteliklerdeki kişiliklerdir. O halde tüm mesele bu kişiliklerdeki çeşitli bilgisizlikleri, görgüsüzlükleri, eksiklikleri, yabanlık, hamlık ve karanlıkları gidermektir. Ancak o zaman yeryüzüne genel bir huzur, barış, ahenk, kardeşlik ve dostluk getirebilir, tesis edilebilir. Fakat bu gerilikleri içlerinde yani kişiliklerinde barındıran insanları ve insanlığı nice yüksek, kutlu ve güzel bir düzen ve içine sokarsanız sokun o eksiklikler içindeki hasta kişilikler son tahlilde gene bozguncu tavırlarını ortaya koyacaklardır. Bu kaçınılmazdır. Çünkü bu bozuk ve eksik kişiliklerin doğal tavırları başka türlü olamazlar. Onlar bozacaklar, kıracaklar ve öldüreceklerdir. Tüm nefsani tatmin hırslarıyla yeryüzünü işte şimdiki duruma getireceklerdir. Yeryüzünde halen tüm dünya haklarını çeşitli ölçülerde kavramış olan Toplumcu düzenlerin kurulmalarına yönelik mücadeleler insanların kişiliklerinden bu gerilikleri, karanlıkları ve antisosyal eğilimleri yok etmek içindir. Ne var ki altın çağ ideal insanını oluşturmak için bu mücadeleler yetersizdir. Çünkü geri insanlar ne yazık ki yüksek toplumcu öğretileri kendi geriliklerine uygunlaştırarak orijinal teori ve pratiklerini dejenere etmiş ve etmektedirler artık tüm dünya insanlığını birden kuşatacak, tek bir genel göksel realite yeryüzünde tesis edilecek ve hiçbir kimsenin bu apaçık ışığı bir başka türlü göstermeye, öğretmeye, deşenere etmeye gücü yetmeyecektir. Bu olanaksız ve olanaksızdır. Hakikat bir amma muhtelif rivayet edilmekteydi. Hakikat bir ve rivayet edilemeyecek artık. Hakikat bir ve herkesce hakikat bilinecektir. Çünkü artık tüm insanlığa verilecek olan altın çağ bilgelik döneminin hakikatleri apaçıklık ve göksel kimliklerinden ötürü çeşitli geri beşeri tasarruflarla dejenere edilemeyecektir. Gene çünkü tüm karanlıklar, yobazlık, gerilik ve cahillik saltanatı demir çağı olan bu dönemde sonsuz yok oluşa mahkum edilecek ve dolayısıyla bu karanlık saltanat ile altın çağa geçemeyeceklerdir altın çağda göksel egemenlik hüküm sürecektir. O tüm dünya insanlığını göksel ışık üzere, göksel teori ve pratiklerle evrensel realitelere bağlayıcı bir evrim tedrisatını uygulayacaktır. K. Vazife Misyonları Altın çağ dönemi, milyarlarca beşer varlığının göksel ışık öğretilerle eğitilerek kaçınılmaz spiritüel realiteye ulaştırılmak aşamasıdır bu uğurda yapılacak çalışmalar, yeryüzünde beşer varlıklarının edinecekleri en üst diyakat ve olgunluğun yegane yoludur. Yüksek spiritüel olgunluk ve bilgeliğe ulaşan kişi ve gruplar, kitleler içinde yüksek göksel bilgi ve bilgelikleriyle beşer kardeşlerimize anlatacaklardır. Bu öğreticiler altın çağ vazife misyonlarını oluşturacaklardır. Altın çağ vazife misyonları birbirleriyle ilişkili, Aynı bilgileri aynı ilke ve yasalar ve amaca yönelik olarak anlatarak aydınlattıkları sahaları birbirleriyle birleştireceklerdir. Vazife misyonları çeşitli zamanlarda bir araya gelip öğrettikleri göksel bilgilerin asıllarına uygun olup olmadıklarını karşılıklı kontrol ederek mümkün olabilecek aksaklık ve yetersizlikleri de gidereceklerdir. Vazife misyonları çalışmalarında tamamen objektif ve bilimsel yöntemlerle ve ikna mekanizmasıyla kişi ve kitleleri yüksek ışık bilgilerle eğitecekler, öğretecekler ve geliştireceklerdir. Bilgece ve insancıl yöntemlerle öğretebilecek herkes ancak yeterli kişisel bilgi ve bilgeliğe ulaştığında çevresine yüksek hakikat bilgilerini vermeye başlamalıdır en kutlu beşeri evrim aşaması olan ışık yayıcılık, varlıkların sonsuz maddi evrim siklusları içinde ulaşmak ve edinmek durumunda oldukları evrensel bir özlem ve rahmet alanının yüksek evrim düzeyinin esas ifadesi ve ta kendisidir. Evren iki türlü varlık sistemiyle mezkündür: A. Alanlar, B. Verenler Elbette ki verenler, evrensel bilinç ve zekanın işleyişine o ölçüde katılabilen yüksek pozitif düzeylere ulaşabilmiş olgun varlıklardır. Bu varlıklar, evrenlerdeki varlık sistemlerine ışık, bilgi, rahmet, bilgelik ve özgürlük götüren ve evrenlere canlılık veren ilahi mekanizmanın çeşitli derecelerdeki sözcü, temsilci, vazifeli ve rehberleridirler. Onlar yani vazifeliler A bir mekan ve zamanda Rabler olurlar. B bir mekan ve zamanda rehberler olurlar. C bir mekan ve zamanda mürşitler olurlar. D bir mekan ve zamanda inisiyatörler olurlar. E bir mekan ve zamanda evliyalar olurlar. F bir mekan ve zamanda veliler olurlar. G bir zaman ve mekanda peygamberler olurlar. H bir mekan ve zamanda bilginler olurlar bir mekan ve zamanda liderler olurlar ve benzeri ve benzeri. İşte altın çağ vazife misyonlarının bilgi vazifedarları, evrensel verenler kesiminin çeşitli liyakat derecelerinde, üstte, hiçte de biri kadarlık bir bölümü söylenmiş olan kutlu liyakat statüleri ile evrensel tarihlere yüksek ilahi faaliyet ve statülerinin genel referanslarını yazdırırlar o varlıklar her planet ve mekanda ışıl ışıl ve irtibatlı ve muktedir bilge kişiler olarak kutlanır, ağırlanır, çağrılır ve alkışlanırlar en içten ve ilahi kutsanışlarla. L. Vazifedarlara verilecek vazifedarlık öğretisi İnsanlığa ışık götürmek ancak o ışığı taşıyabilecek olgunluk ve arınmışlığa ulaşmakla mümkündür. Işıtabilmek için ışımak gerekmektedir ışımak ise ışık bilgi ve pratiklerin sahibi olmakla olur. Dolayısıyla önce kişi kendinde bilgelik edinmeli ve sonra bilgeliği öğretmeye çalışmalıdır. Göksel vazifedarlık ancak göksel bilgi, ilke, yasa ve gereklere uygun olarak ferdi kişiliğin işlenmesi, arttırılması, olgunlaştırılması ve geliştirilmesiyle mümkündür. Böylesine özellikler olmaksızın göksel vazifedar olunmaz. Bu olanaksızdır. Göksel vazifedarlık, dünya normları ve özelliklerine uygun olarak vazifeliler için temel bilgiler içeren Sadıklar Planı tebligatı ile sizlere vereceğimiz yapıtlardaki genel, özel esas ve ayrıntılara bağlı olarak gerçekleştirilebilir ancak. Çünkü altın çağda tüm insanlığın kıyamını sağlayacak olan bilgi kitabının bilgi ve bilgeliğini, ilahi rahmetini alabilmek, onun yolunu açacak önce göksel bilgileri ideal ölçülerde edinmekle mümkündür. Öncü göksel bilgileri insanlığa aktarmak ise o bilgileri aktarmaya sağlayacak olan gene göksel ilke ve esaslara bağlı göksel pratisyenlik ile mümkündür bunun bilgi ve pratiklerine sandıklar planı ilgili tebligatı içermektedir. Buradan görülür ki insanlığın altın çağ göksel öğretisi verilecektir. İnsanlığa bu öğreti vazifedarlarca aktarılacaktır. Vazifedarlar göksel vazife öğretisiyle yetişmelidirler. Vazifedarlar vazife misyonunun ideal kişileri olmalıdırlar. İnsanlık vazifedarlarca spiritüel realiteye sokulacaktır. İnsanlık, spiritüel realiteyi vazifedarlardan tanıyacaktır. M. İnsanlığa verilecek göksel tek öğreti Yeryüzünde gelişim yönü ve yolu tek olduğundan dünya evriminin her kademesinin belirli prototip ideal normları olduğundan ve altın çağda insanların aynı ideal prototip olgunluğa ulaşmaları söz konusu olduğundan, altın çağın bir ve yegane realitesi olan spiritüel realite, belirli ilahi irade yasalarını içerdiğinden ve daha da sayısız neden ve koşullardan ötürü altın çağda tüm insanlık için bir tek orijinal göksel kitap, yeryüzünde hakim öğreti ve realite olarak tesis edilecektir. O öğreti ki, insanlığın dünya planetinde ulaşmak durumunda olduğu tüm evrim hakikatlerini içermektedir. O öğreti ki, insanlığın dünya planetinde edinmek durumunda olduğu tüm göksel bilgileri içermektedir. O öğreti ki, insanlığın dünya planetinde edinmek durumunda olduğu ilahi rahmetin ta kendisidir. O öğreti ki insanlığı dünya planetinde birlik ve beraberliğe, barış ve huzura ulaştırabilecek tek unsurdur. O öğreti ki insanlığa dünya planetinde gerçek erdem, bilgelik, özgürlük, kurtuluş ve olgunluğu verebilecek tek ışıktır. O öğreti ki tüm dinlerin, ahlak öğretilerinin, kutlu felsefelerin esasları ve özüdür tüm ezoterik ve okült gizlerin, çözülememiş gizemlerin açık ve orijinal bilgileridir. O öğreti ki, karşısında tüm mevcut realitelerin geçersiz olup düne ait kalacağı bir ışık kaynağıdır. O öğreti ki, dünya evrim siklusunun, dün, bugün ve yarınının yani başlangıç ve sonu arasındaki tüm hakikatleri apaçık vermektedir. O öğreti ki, Alemlerin Rabbi olan Allah katındaki levhi mahfuzdan derlenmiş bilgilerden oluşturularak büyük ruhsal merkez tarafından özel mekanizmalar ile yeryüzüne indirilmiştir. İnsanlık bu öğretiyle ancak ve ancak gerçek kıyam ve nirvana'ya ulaşabilecek, büyük evrensel evrim yolculuğuna bilgelik ile çıkabilecek ve yüksek evren realiteleri ile ilk temaslarını kurabilecektir. Öylesine kudretli ve anlatılamaz ilahi görkemle o öğreti insanlığın altın çağ evrim yoluna rehberlik üzere çıkarılacaktır. Ondan ne geri dönüş ve ne de onunla yanlarından ileriye geçmek olanaksızdır. Fakat ille de o öğreti insanlığın bu devreyi bilgece bitirmesinde tek ve yegane rehberlik edecek olandır. Yeryüzünde özge hiçbir şey o öğretinin kutlu kitabından daha değerli ve daha üstün olamaz ve söylenecek hiçbir şey de o öğretiyi gerçek anlamıyla anlatamaz ve tanımlayamaz. O öğreti yalnız dünya planetine değil, güneş sistemimiz içindeki bazı planet insanlarına da böylesine bir anlam taşımaktadır. Ve onlar da bilgi kitabı yeryüzünde yayımlandığında bu kitabın bilgi ve bilgilikleri üzere planetlerinde kendi kıyamlarını yaşayacaklardır. Ne? insanlığın spiritüel realiteye ulaştırılması. Kuşku yok ki altın çağ tüm insanlığın artık batıl olan realite çemberlerinden çıkartılarak yüksek kolektif yaşam normlarına bağlı olarak birleştirileceği bir birlik ve kolektivizm aşamasıdır. Bu aşama dünya okulunun dünya insanlığı için son sınıfıdır. Bu son sınıfta tüm dünya okulunun sınıfları boyunca ancak okuma, öğrenme ve teorik pratik olarak edinilme hazırlıkları yapılan Altın Çağ Göksel öğretisinin tüm insanlığa birden tek ders olarak okutulması kesinlikle ve kesinlikle söz konusudur. Dolayısıyla bundan önceki sınıfların yani realite çağlarının birer araç ve batıl olan tüm realiteleri, bilgileri yani teori ve pratikleri bu yeni ve en kutlu, en son, gerçek öğrenim sınıfına başlamadan önce tamamen her şeyleriyle terk olunacaktır. Çünkü o bilgi ve pratikleri ancak onlar kadar geri olan o dönemlerdeki beşer evrim düzeylerine göre ve ancak vasıtalar olarak hazırlanmışlardır. Onlar ancak amaç olan altın çağ bilgelik teorik ve pratik tek öğretisi için araçtılar. Böylece hak gelince artık batıl zahil olmak zorundadır ve olacaktır ve olmaktadır da için için. Bu için için işleyen diyalektik süreç ise son tahlilde bu karanlık çağın yok olup yerine güzelim altın çağın kurulmasını sağlayacak bir ani dönüşümü çok geçmeden oluşturacaktır. Bu ise kaçınılmaz bir mutlu akıbettir. İnsanlık altın çağda kolektif birlik, toplumcu yaşamın betimlenemez güzel bir internasyonel dünya düzenini kuracaktır yeryüzünde. Bu ise gene diyalektik süreç ile yani tedricen olacaktır. Bu oluşum sırasında ise dünkü çağdan kalan tüm karanlık kişilikli beşerler ve beşer kitleleri göksel rahmet içerik bilgiler ve onların pratikleriyle iyileştirileceklerdir. Fakat bu iyileştirim yapay empozisyonlarda değil, o kişi ve toplumları ancak iyileşmiş, ışıl ışıl insanların çıkabilecekleri ve geri dönüşü olmayıp tek bir çıkışı olan iyileştirim labirent sistemleri içinden geçirmekle olacaktır. Ve işte altın çağın bizzat kendisi böylesine kutlu bir ışık ve ışığış labirentinin kendisi olacaktır. Ne ki bu labirentin tek ve kaçınılmaz çıkış yerinden ışıl ışıl ve göksel bilgelik ile çıkamayacak kadar karanlığın dejenerasyonuna kendini maruz bırakmış beşer ve beşer kitleleri için ise bunların yeryüzünden toplanarak artık hangi planet ve evrim sikluslarının amansız süreçlerinde sil baştan edilerek kaçınılmaz olgunluğa eriştirilecekleri bilinmez. Fakat böyle olacağı ve ola geldiği ise bilinmekte ve bildirilmektedir göklerce. Altın çağın spiritüel realitesi, spiritüel ışık ve rahmet enerjilerinden yoksun, mekanik varlıklar haline gelmiş bu kupkuru maddi esaret, kısır döngülerdeki insanlığın spiritüel ışık bilgi ve enerjileriyle onları gök gökolları yapacak olan bir teorik ve pratik içerikli kaçınılmaz olan kurtuluş dönemidir. Bu dönem kıyamet yani ayağa kalkış dönemidir. Çünkü şu mevcut demir çağının ölü yaşayışından göksel dirilik ile gerçek yaşama sahip olunacak bir aşamadır. Bu dönem nirvana yani aydınlanma dönemidir. Çünkü şu mevcut demir çağının karanlıklarından göksel ışık ile gerçek aydınlık günlere varılacak bir aşamadır. Spiritüel realitenin yolu birdir. Spiritüel realitenin bilgeliği birdir. Spiritüel realitenin teorisi birdir. Spiritüel realitenin amacı birdir. Tüm bunlar karşısında dünden bugüne mevcut ve ancak birer araç olan realitelerin teori ve pratiklerinin halen insanlığı nice içler acısı bir parçalanmaya, ayrılık, düşmanlık, dejenerasyona ulaştırdığı işte ortadadır. Daha fazlası ve başka türlüsü de beklenemezdi büyük insanlığı çıkarları için en barbarca yöntemlerle birbirine kırdıracak sömüren tarih boyunca bir küçük insanlık ola gelmiştir. Tüm bunlar işte bu karanlık demir çağı sınırları içinde bırakılacak olan doğal gerilik ve yozlaşımlardır. Bu gerilik ve yozlaşımlara yani nefsani şahlanışa sonuna değin izin ve olanak verilmesi de kuşkusuz söz konusu olamazdı. Altın çağ spiritüel realitesinin insan olmak öylesine kolay ve yapmacık uygulamalarla olamazdı. Spiritüel realitenin insanı her şeyden önce vicdanlı ve elçi yani toplumcudur. Kendi varlığını toplum varlığında bulan ve kendinden önce başkalarını düşünen bunu her koşul ve yerde kanıtlayabilendir. Spiritüel insan maddi düşkünlüğü yok etmiş, kişiliğini yüksek yardımlaşma, dostluk ve hizmet ile Yeni baştan düzenlemiş ve ışıtmış kişidir. Çıkar duyguları körelmiş, art düşünce ve amacı olmayan, karşılıksız verebilen ve bilgiyle sevebilen kişidir. Spiritüel insan, yıkıcı değil yapıcıdır. Hak ve liyakat esaslarına göre hareket eden, düşünendir. Yarımın bütünden ne çok olduğunu bilir. Bunu yaşantılarının doğal davranışı edebilmiştir. Çalışkan, temiz ve bilgilidir. Erdem ve ahlak onun temel meziyetleridir. Özveri duyguları çok güçlü ve bunu her zaman uygulayabilendir. Dürüst ve hak bilirdir. Doğruluk yolunda sayısız ve sonsuza değin kötülük, eğrilik köylerinden kovulmayı göze alabilirse de amaç oralardan gitmek değil, oraları doğru ve dürüstleştirmek olduğunu bilerek bunun mücadelesini vermektedir. Anlamsız bir hoşgörüye gerek olmadığını bildiği için doğruluğun savaşçısıdır. Fakat savaşı yakıp yıkmadan ve can yakmadandır. Çünkü böylesine savaşmak sürekli galip gelmenin biricik yoludur. Ve çünkü yenilemeyecek tek güç ışık bilgeliktir. Bu konu işte böylece yazmakla bitmez bir enginliktedir. Bu enginliğin engin insanlarıdır bizim tanımlamaya çalıştığımız spiritüel insan. Salt bir sevgiye dayalı spiritüel insan olmak yetersizdir. Ancak göksel bilgilere dayalı spiritüel insan olmak yeterlidir. Salt bir vicdana dayalı spiritüel insan olmak yetersizdir. Ancak makul vicdana dayalı spiritüel insan olmak yeterlidir. Bilgili olmalıdır, bilinçli olmalıdır, bulunçlu olmalıdır, akıllı olmalıdır, idrakli olmalıdır, sekalı olmalıdır, çalışkan olmalıdır, muhakemeli olmalıdır, toplumcu olmalıdır erdemli olmalıdır. Özetle altın çağ insanı olmalıdır. P. İnsanlığın göksel hiyerarşi içinde tamamlayıcı unsur olması. Yeryüzü insanlığının geri evrim düzeyli oluşunun doğal sonuçlarından birisi de spiritüel ve kozmik kökenli yönetsel hiyerarşiler içinde tamamlayıcı unsur olmaktan ziyade tamamlanan unsur oluşudur. Bu durum dünya insanlığının halen gerçek varlık statüsünü saptayıp ona göre olamayışındandır. Esas neden ise evrim düzeyinin buna el vermeyişindendir. Çünkü söz konusu pozitif durum, varlık ve varlık sistemlerinin vicdan ve idrak kademelerini tamamlamaları ile mümkün olur. Oysa dünya insanlığı hala nefsani kademenin en azgın, en barbar son dönemlerini yaşamaktadır bu demir çağ içinde. Yönetim mekanizması içinde kendi evrim düzeyine ilişkin tamamlayıcı unsur olması her şeyden önce insanlığın efsani kademenin demir çağı içerisinden çıkıp bilgi ve bilgelik altın çağı içine girmiş olması birinci koşulu ile mümkündür. Yönetim mekanizması içinde kendi evrim düzeyine ilişkin tamamlayıcı unsur olması her şeyden önce insanlığın vicdan kademesini tamamlayıp bilgi ve idrak kademesine girmesi ikinci koşulu ile mümkündür. Yönetim mekanizması içinde kendi evrim düzeyine ilişkin tamamlayıcı unsur olması, her şeyden önce insanlığın vicdan kademesinin üzerinde olup, bilgi ve idrak kademesinin gerekli tüm bilgi ve deneyimine sahip bulunması üçüncü koşulu ile mümkündür. Gidiş bu gidiştir. Ne var ki insanlığın tüm fertlerini kapsamaz bu olgu bu tamamlayıcı unsurları, diğer değişle vazife darları peyderpey oluşacaklar ve onlar da diğer elverişli kişi ve kitleleri böylesine bir yolda eğitip öğreteceklerdir. Ve altın çağı ışıl ışıl edip bitireceklerdir. Altın çağda giderek çoğalan bilge kişilerin oluşacakları topluluklar, kolektif medyumluk denilen gayet yüksek bir beşeri evrim düzeyi ve statünün varlık sistemlerini oluşturacaklardır. Böylesine bir toplulukta tüm bilgi ve bilgeliğin, topluluğun tüm bilge bireyleri arasında otomatik şuur kuşakları vasıtasıyla aktarılabilmesiyle, onlar gayet yüksek çeşitli spiritüel ve fizik, göksel deneyim ve faaliyetlerin vazifedarlıklarını yerine getireceklerdir. Böylesine toplulukların bireylerinin fizik dünya üzerindeki böyle kolektif vazife alanları içinde edinecekleri ferdi evrim ve olgunluğun derecesi pek çok yüksektir. Onlar Evrensel vazife müesseselerinin giderek birer üyeleri durumuna girerler. Varlıkların evrimleri bir yerde onların toplumcu yanlarının nicelik ve nitelikleriyle oranlıdır. Varlık evrensel olarak toplumsal bir yaratıktır. Sonsuz evriminin en büyük kısmını toplumsal süreçler içinde geçirmek durumundadır. Bu yüzden toplumsal varlık oluşun çok geniş ve bitmez tükenmez koşul yöntem, bilgi, bilgelik, bilinçlilik, deneyim, gözlem ve benzeri gibi şuur zenginliklerine edinmek durumundadır. İşte, yeryüzü insanların yeni yeni uyum ve intibak sağlamaya ve en temel ilkelerine edinmeye çalıştıkları bu evrim düzeyinin en yüksek ergileri, rahmet ve evrimsel değerleri ancak toplumcu oluşla, esas olarak da kolektif vazife çalışmaları içinde belirli bir yeterliliğe ulaşmakla edinilebilecektir. Toplumun bir parçası olan beşer varlığı toplum bünyesince nice topluma dönük olabilirse o toplumda onca devasa olanaklarıyla ona yapıcı olarak dönük olacaktır. Bu esas yeryüzü ve gökyüzü toplumları için aynıdır. Varlıklar ve varlıklar için en yüce aksiyonlardan birisi gökler yani ilahi murat rehberlerine onlara bağlı olarak yeryüzlerinde ve spiritüel mekanlarda spatyomlarda hizmetkar olmaktır. Altın çağ böyle varlıklar olmanın tüm koşul ve olanaklarını taşıyan son derece bol ve çeşitli deney ve gözlem verebilecek bir bulunmaz fırsat günüdür. Oluşan bu fırsat günü tüm beşer varlıkları için bin yıllardır ölçüsüz bir özlemle beklenen ve her kişi için eşit ölçülerde olup gene her kişinin geliştirebildiği, kendi kadar alabileceği ve varlığa en gerekli olan göksel evrim rahmeti sunmaktadır. Bu rahmetin gerçek ediniş biçimi onun aktarıcılığını yapmakla ortaya çıkmaktadır. İşte altın çağ bu aktarıcılık olanını oluşturmak bakımından beşer ve beşeriyet için bu evrim devresi içinde son aşama ve son fırsattır. 3. Bölüm Türkiye ve Fonksiyonu A. Millet veya halkların fonksiyon için seçilmeleri Dünya yönetici rap mekanizması yeryüzünde oluşturacağı kütlesel evrimleştirici olaylar için tespitlerine uygun nicelik ve nitelikteki bir halk, millet veya etnik zümreyi o işlevler için seçecektir. Bu vetirede o toplumun A kozmopolit yapısı, B kozmospirtüel yapısı, C jeopolitik statüsü, D sosyolojik yapısı, E hak ve liyakat durumu gibi yapısal özellikleri kuşkusuz dünya Rabbinin amacına uygun olması halinde seçilmesi söz konusudur. Birçok milletler bin yıllardır çeşitli göksel işlevlere hizmet ettirilmişlerdir. Bir millet göksel işleve yarışır görülür ve bunun ön eprevlerini başarıyla geçerse ve istenen yolda ilerlemeye başlarsa sonunda o işlevin sahibi kılınır. Bunun aksi halinde o millet o hakkını yitirmiş olacaktır. Bu konuya ilişkin bazı ayetler şunlardır. Kur'an 11 Taksim 57 Eğer yüz çevirirseniz bana ne? Çünkü ben size gönderilmekliğime sebep olan ahkamı bildirdim. Rabbim sizden başka bir kavmi yerinize getirir. Siz de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü Rabbim her şeyi hakkıyla gözetler. Kur'an 47 Taksim 38 Allah her şeyden müstanidir. Sizlerse ona muhtaçsınız. Eğer itaatından yüz çevirirseniz yerinize itaatsızlıkta sizin gibi olmayacak başka bir kavmi getirir. Matta 21 Taksim 43-44 Bundan dolayı size derim Allah'ın melekutu sizden alınacak ve onun meyvelerini yetiştirecek bir millete verilecektir. Ve bu taşın üzerine düşen parçalanacak o da kimin üzerine düşerse onu toz gibi dağıtacaktır. Bu ayetlerde apaçık söylendiği gibi çağdaş bazı büyük işlevler ve önderlikler için aslında seçilmiş bazı uluslar liyakatlerini eğri yollarda tükettiklerinden onlar için hazırlanmış göksel işlevlerin hakkını yitirmişlerdir. B. Türk ulusu ve sosyo-spiritüel yapısı. Yeryüzünde her sosyal birim kendine özgü bir genel karakteristik ile objektif ve subjektif özelliklere sahiptir bu özellikler o küçük veya büyük toplumun genel sağduyusunda ve milli duygularında bilinçli veya bilinçsiz olarak yaşatılır. Bu husus bir yerde o toplumun bünyesine bu duyguları yaşatmakta devam ettirecek ferdi evrim özelliklerine sahip olan beşerlerin kitleler halinde ve genellikle doğum yoluyla dahil ettirilmeleriyle sağlanır. Bu açıdan olmak üzere Türk ulusu içerisine bin yıllardır yeryüzünün her halk ve ulus, etnik sosyal birimlerden bu ulusun tarihsel işlevine katılabilecek soyut ve somut performanslara sahip beşerler enkarne edilmişlerdir ve halen edilmektedirler. Nazi artıkları ve faşist halk düşmanları olan kafa tasçılar bilmelidir ki, şu Türk ulusu denilen toplum, dünyanın her ulus, halk ve etnik sosyal birimlerinden gelen çok sayıda beşer fertlerinden oluşturulmuş bir harikulade kozmopolit toplumdur yani ülkemiz üzerindeki bırakınız çok sayıda etnik grupların apaçık varlıklarını, halis Türk dediğimiz fertlerin ekmeniziyle geçmiş yaşamlarını kontrol ettiğimizde, onların önceden daha birçok başka ülkelerde de yaşadıklarını saptayabiliriz. Ve bu araştırma çok yapılmıştır. Şu sonuç çıkar ki, yeryüzünde hiçbir beşer, o ulusun, halk veya kavmin temelli ferdi değildir her yaşam sonucu veya birkaç yaşam sonra o varlık mutlaka ve mutlaka başka bir ülkede doğar. 7. yaşamı Amerikalıdır. 8. yaşamında Rusya'da doğar. 9. yaşamında Türk olur. Söz gelimi, son birkaç yaşamları saptanan birçok dostlarımızın her yaşamlarında bir ülke değiştirdikleri görülmüştür. Bu durum tüm beşer varlıkları için böyledir. O halde saf halk veya uluslar nerededir, onlar kimlerdir? Onlar yokturlar. Yeryüzünde insanların hep birlikte evrimleştirilmeye başlatıldıkları on binler ve yüz bin yıllardır. İnsanlığın artık şu veya bu millet veya halkların şovenist ve panist bağnazlık sınırlarını aşarak olayın asıl yüzünü öğrenip dünya insanlığı olacağı görkemli altın çağ, internasyonel aşamasına ulaşması eşiğinde ancak emperyalist ve oligarşık talan ve soygun çetelerinin Birer yutturmacısı olan ırkçılık ve mezhepçilik bölücülüklerini ortaya atarak kitleleri parçalamak çırpınışları iflas ettirilecektir ve ettirilmektedir de. Böyle bir bilgi ışığında Türkiye denilen bu ülkede yaşayan ve tümüne birden Türk ulusu dediğimiz hem somut olarak hem de soyut olarak kozmopolit yapılı toplumun bir uluslararası yüksek işlevi vardır. Bu işlevi tedricen anlatacağız halen başlatılmış olan bir yüksek kozmik faaliyetin genel bütünlüğü bu işlevin bizzat kendisidir. Güneş sisteminin yüksek rehberlerinden biri olan Atatürk bu yüksek vazife ile ilgili olarak uzun yıllar önce 10. yıl utkunda şu çok önemli sözleri söylemişti. Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milleti. Türk milletine çok yakışan bu ülkü onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Bugün aynı inanç ve katiyetle söylüyorum ki bu ülkeye tam bir bütünlük yürütmekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Türkiye'nin bu yüksek kozmik işlevi gerçekleştirmesi için halen son derece kompleks ve yüksek bir özel alan içerisinde tutulan Türk ulusu bir bütün olarak amansız eprovlerden geçirilmekte, bunun ise sonlarına gelinmektedir. Bu görkemli ve yüce görevin gerçekleştirilmesinde Atatürk halen vazife görmektedir. Çünkü o, bu yüce görevin tamamlayıcıları olan vazife kadrosuna dahildir. C yüksek rehberler ve Türkiye'ye gelişleri. Türkiye pek çok yüzyıllardır giderek eşiğine geldiği görkemli bir göksel işlev için seçilmiş ülkedir. Bu seçimle birlikte birçok gayet yüksek kozmik rehber varlık bu ülkeye çeşitli tarihlerde enkarne olarak kitleleri yetiştirmişler ve özel enerjileri bu ülkenin genel fizik ve spiritik ağrılarına yerleştirmişlerdir. Bunların birçoğu bilinmiş ve birçoğu ise bilinmemiştir. Çünkü öyle gerekmiştir. Onların geldikleri bazı yerler şöyledir. A. Güneş sistemi dışından. B. Güneş sistemi bazı planetlerinden. C. Dört boyutlu spatyomdaki ruhsal planlardan. Bazı yüksek rehberler şunlardır. A. Yunus Emre. B. Hacı Bayram Veli. C. Hacı Bektaş Veli. D. Mevlana Celalettin Rumi. E. Mustafa Kemal Atatürk. F. Doktor Bedri Ruhselman ve benzeri. Daha birçok fakat gereksiz ve zamansız olduğu için isimleri belirtilmeyecek yüksek rehberler Türkiye'dedirler. Onlar vazife görmektedirler. Onların vazifelerinin genel işleyişi söz konusu edilen göksel işlev için hep aynı yöne yöneliktir. Fakat Türk milleti bu betimlenemez yüce rahmeti ancak ona uygun cevap verecek göksel yola girmekle gazaba çevirmeden ve tüm insanlık için rehberlik üzere edinmek durumundadır. Aşağıdaki ayet, böyle bir durumda söz konusu olabilen kaypaklık, nankörlük ve üzücü sonucu belirtmektedir. Kur'an 7 Taksim 94-95 Hangi bir kasabaya bir peygamber göndermiş isek, ahalisi onu tanımamakla onları yalvarıp yakarmaları için fakirliğe, hastalığa giriftar ettik. Sonra bu sıkıntıyı iyiliğe çevirdik. O kadar ki mal ve adetleri çoğalınca nankörlükle babalarımıza da böyle hastalık sağ erişmiştir demişlerdi. Biz de onlar farkında değillerken ansızın onları verdik. İşte anlatılamayacak kadar güzel günleri çağırmak için tüm ulus ülkemizi bir namussuzlar, caniler, soyguncular ülkesi haline girmekten alıkoyarak bir ışıl ışıl dostluk kardeşlik yurdu ve bir kozmik kanal haline sokulmasına el birliğiyle yardım edecektir. D. Türkiye'de 1. ve 2. Atatürk misyonları Yüksek rehber grupları ve vazifedar varlıklar artık kesin olmuş olan bir yüce görev için 2. Atatürk misyonunu başlatarak Güneş sistemi için en yüksek bir olan Alemlerin Rabbi Allah'ın kutsadığı ilahi görevin Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar vermişlerdir. 1. ve 2. Atatürk misyonları Türkiye'yi bu görkemli görev için hazırlayıcı, amansız eprövler ve olgunlaştırıcı özellikler taşıyan son derece meşakkat ve çileli hazırlık aşamalarındadır. 1. Atatürk misyonu Osmanlı saltanat artıkları olan son uşak ruhlu padişah ve hilafet erbabının ülkeyi emperyalist devletlere peşkeş çekmeleri sonucunda iç ve dış düşmanlara karşı ve özellikle bizi yutmak isteyen kapitalizmin emperyalizmine karşı verilmiş bir ulusal kurtuluş savaşıydı. İkinci Atatürk misyonu Mustafa Kemal'in yeryüzünden ayrılışı bir fırsat bilinip uşak ruhlu devlet adamlarının mandacılığı diriltilerek ülkemizi gene esaretine soktukları kapitalizmin emperyalizmine, kapitalizmin faşizmine ve kapitalizmin kendisine karşı barış, kardeşlik, dostluk, gelişim ve özgürlük için bir toplumcu düzen kurmak üzere halkımızın yeni bir kurtuluş mücadelesidir. E Türkiye'nin Uluslararası Bilgelik Rehberliği. Güneş sistemi ve galaksi içerisinde gayet sınırlı bilinç, bulunç ve algı melekelerine sahip olan dünya beşeriyeti, altın çağda oldukça yüksek bir beşeri düzeye getirilmesi için olan bir yüce vazifenin görkemli göksel öğretisini, tüm soyut ve somut yaşam yapılarına teorik ve pratik olarak sindirmesiyle, yeryüzü evrim çemberini aşarak son derece güzel, yüksek beşer varlık toplumlarının çeşitli planetlerine alınacaklardır. Bu mutlu sonuç ancak genel kıyam edişle mümkündür. İşte bu genel kıyam edişin ilk lokal örneği ancak genel kıyam edişle mümkündür. İşte bu genel kıyam edişin ilk lokal örneği Türkiye'den başlatılarak tüm dünya beşeriyetine kutlu, yüksek gelişim ve sonuçlarının gösterilmesiyle yeryüzü bu yeni ve son ışık alanına alınıp aynı ışık bilgilerle ışıtılacaktır. Tarih boyunca yüksek fazilet ve hoşgörü örnekleri vermiş olan Türk ulusu bunun da bir sonucu olarak şimdiki kozmopolit yapısıyla ve bir genel kitle olarak uluslararası bir yüksek rehberliğe artık değişmez olarak vazife dar edilmiş ve şunca zamandır ki amansız seçilme eprövlerini başarıyla tamamlamakta olup asıl vazifesine doğru hızla ve güçle ilerletilmektedir ulusların tarihsel beşeri gelişim içerisinde kısa ve uzun vadeli fonksiyonları olmuş veya olmaktadır. Dünya Rab mekanizması onları yeryüzünde şu veya bu türlü kendi yüksek programlarına ilişkin olarak tarihsel sürecin ekonomik, kültürel, askeri ve benzeri gibi olayları ve oluşumları içerisinde çeşitli şekillerde kendine hizmet ettirir. Hemen hemen tüm uluslar bu türlü kısa veya uzun vadeli olarak Rabbe hizmet etmişlerdir. Bin yıllardır Türk ulusu da böyle bir fonksiyona hizmet ettirilmektedir. Ulusların bu tür nitelik ve işlevleri, Rab tarafından onların bünyelerine dahil edilen çeşitli ülke ve uluslarda yetiştirilmiş beşerlerin bir araya getirilmeleriyle olmaktadır. Dolayısıyla o ulusun tarih ve insanlık bünyesinde göreceği fonksiyona göre çeşitli sosyal katmanlarına, statülerine negatif ve pozitif fonksiyonerler dahil edilmektedir. Türk ulusu içerisine birçok yüzyıllardır çok sayıda uzaylı insan enkarne edilmiştir. Onlar çeşitli ünvan ve kimliklerde bu ulusun tarihsel gelişim süreci içerisinde vazifeler görmüşlerdir. Büyük kozmik öğretmen şahsiyet Atatürk ile Türk ulusu yüzyıllardır yetiştirilişinin amacı olan fonksiyonun icrasına başlatılmıştı. Türkiye'nin ulusu çok çile ve kahır çekmiştir. Bunların sonucu olarak elbette alemlerin Rabbi Allah'ın ilahi faaliyetinin öncü neferliğini yapmaya hak kazanmıştır. Bu hak ettiğinin faaliyetine başlamadan önce hiç kuşkusuz halen ülkemize şu veya bu türlü tasallut ve tasarruf eden karanlık ve antisosyal her türlü çetelerden ülkemiz arındırılacaktır. Ve Türkiye'nin bu görkemli fonksiyonunda kendisine ve tüm dünya halk ve uluslarına yüksek rehberler liderlik edeceklerdir. Onlar günü ve sırası geldiklerinde tüm kudret ve bilgelikleriyle başa geçirilecekler ve böylece yeryüzündeki ülkelerde subaşları, karanlık ve cüce devlerin işgallerinden de kurtarılmış olacaklardır. Yüksek rehberlerin ilk örneğini Türkiye'de gösterecekleri apaydınlık göksel yönetim, tüm kitleleri bir barış, kardeşlik, dostluk, gelişim ve yükseltme amacına yönelik liyakat ve hak esasları özre ve sömürünün zerresine bile olanak vermeyen bir düzen oluşturarak onu pekiştirecektir. Birçok uzaylı büyük üstat varlık halen Türkiye'de bulunmakta ve onlar bir önemli bölümü de Türkiye'de oluşacak olan kıyamet fonksiyonunun gerçekleştirilmesi için Türk ulusunu bu olguya içten içe hazırlamaktadırlar. Onların bazıları fonksiyonlarına icra etmişler, bir kısmının fonksiyonlarının sonuçları yakında açığa çıkacak ve bir kısmı da hala fonksiyonlarını icra etmektedirler. F. Türkiye'nin yeni baştan cennetleştirilmesi Türkiye çok uzun zamandır, üste bahsedildiği gibi çok zorlu yoksunluklar ve yoksulluklar içerisinde yani yoklukla adam edilmeye çalışılan bir ulusun yurdudur. Bunun sonucu olarak büyük bir bölümü neredeyse yıkılıp yıkılarak ve terk edilerek çölleştirilen bir ülke halindedir bu görkemli yurt. Büyük bozkırlar ve kıraç topraklar, bitmez tükenmez tepeler, yayla ve düzlükler uzanmaktadır Anadolu boyunca. Yaşam ve yaşam hakkı oralarda daima her yerde türetilmiş olan mutlu azınlık birimlerinin amansız kötülükleriyle geniş kitlelerden alınmış, çalınmış, gasp edilmiş ve sömürülmüştür. Bu feodal artıkların çirkin saltanatları sonucu köylü büyük kitleler yerlerinden yurtlarından edilmiş ve artık onlar birer gurbet, sürgün zanaatinin çırak ve ustaları olmuşlardır. Kentlerin çevresi geniş gece kondu halkalarıyla ve varoşlar açlık ordularıyla kuşatılmıştır. Ve Anadolu terk edilmiş bir büyük yurt parçası gibidir. Türkiye'de göksel yönetim tamamen rasyonel ve toplumcu bir tutum ve uygulamayla ve her türlü sömürü çarkını ortadan kaldırarak yeni baştan anlatılamayacak derecede görkemli ve güzel ve yaşanası hale getirecektir tüm ülkeyi. Kuşkusuz bu sırada göksel rahmet bu işlevin böyle sonuçlanması için tüm ergi ve kutsal enerji ve yardımlarını emek ve hakka bağlı olarak bu ülke üzerine çok yoğun bir şekilde indirecektir ve de indirmiştir aslında. Kur'an 50 Taksim 9, 10, 11, 15 Gökten bereketli yağmur yağdırdık, onunla bahçeler, arpa buğday gibi biçilecek taneler. Tomurcukları birbiri üzerine kat kat yığılmış, meyveleri çoğalmış ulu hurma ağaçları bitirdik. Hep bunlar kullara rızık olmak içindir. Kuru bir halde bulunan bir memlekete onunla taze hayat verdik. İşte mezardan çıkışta böyle olacak. İlk defa yaratmadan aciz mi kaldık ki tekrar diriltmeden aciz kalalım? Hayır, onlar bu yeni yaratılışta şüphe içindedir. Yüzyıllar ve bin yıllar önce gerçek bir cennet haline getirilen Anadolu, sonra sert eprövler yurdu edilmesi sonucu kupkuru kalması söz konusu olmuştur. Oysa üstteki ayette belirtildiği gibi, tekrar diriltme ilahi bir teresiyle hiç kuşkusuz, Kutsal beşeri emeğimizle verilecek göksel rahmet altında Anadolu çok eskiden olduğu gibi yüce görev için yeniden yaratılacaktır. Yani cennet edilecektir. Yani yaşam gene gövertilecektir Anadolu'dan. Çünkü her yer ve gökyüzünün tüm madde ve yapısına tam anlamıyla hakime sahip olarak onlara istedikleri şekilde tasarruf edebilen yüksek ruhsal planlar aşağıda yani fizik dünya üzerinde oluşan bir liyakat ve hakka göre o liyakat ve hak ediş bölgesine olağanüstü yardım, himaye ve rahmeti sürekli indirmekten bir an bile geri durmayacaklardır. Kur'an 51 Taksim 47-48 Biz göğü kendimize mahsus bir kuvvet ve kudretle bina ettik. Biz her şeyi de genişletiriz. Yeryüzünü biz düzenledik, biz ne güzel düzenleyeceğiz artık tüm dünya beşeriyeti kademeli olarak göksel yönetici mekanizma hiyerarşisini tanıyıp yeryüzündeki tüm faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin karşılıkları ilahi karma terazilerinin tartılarından müspet veya menfi değerler olarak alacakları bir aşama ve son devreye girmektedir. İşte bir zaman önce sessiz ve derinden başlatılan kıyamet göksel işlevi Türkiye'yi ve halklarını son derece kutlu ve ilahi bir faaliyetin etki ve rahmet alanı içerisine almıştır. Bu liyakat ve oluşacak hakkın dilenir ki hak edeni olarak milletimiz, kıyamet göksel işlevinin bilge rehberliğini tüm dünya haklarına ve uluslarına bu hakkını yitirmeden sonuna değin yapsın. Kur'an 13 Taksim 11 Bir kavim kendi tavır ve hareketlerini bozmadıkça Allah onlardaki refahı bozmaz. Allah bir kavim için okubet isterse onu reddedecek yoktur.